Yüz ölçümünün 167'si tarım arazisi olarak kullanılan ve tahıl ambarı olarak bilinen Konya'da 595 bin hektar alanda sulu tarım yapılıyor. Uzmanlar beklenen yağış periyodunda kayma olduğunu, çiftçilerin ekim aşamasında bu durumu dikkate alması gerektiği uyarısında bulundu. Daha öncesinde Ekim ayının başlarında olan ekilişler artık bundan sonra Ekim ayının sonlarına doğru kaydı. Tabii bunun en büyük etkenlerden bir tanesi de yağışlar. Ee, ova'mızda e, yaklaşık 3 yıldır e, düzenli bir şekilde yağış alamıyoruz maalesef. E, bu da tabii çiftçilerimizin ekim tarihlerini kaydırmalarına, biraz daha geç ekimlere yönlendirdi. Hububat ekiminde zaman kaydırılmasını tavsiye eden Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırköz, çiftçilerin özellikle yüzeysel ekimlerden kaçınmaları gerektiğini vurguladı. Çünkü yüzdek ekimlerde e, hafif bir yağmur yağışında e, tohumlar çimlenebiliyor ve arkasından yağışlar gelmediği takdirde bu çimlenen tohumlarda bozulmalar meydana geliyor biraz daha derine ekimleri öneriyoruz. tabi çok fazla aşırıya kaçmadan 1-2 santim daha toprağın derinine ekilişleri gerçekleştirmelerini. Kırköz, ekim aşamasındaki en önemli ürünler arasında yer alan gübre noktasında da öneride bulundu. Konya bölgesinde daha önceki yıllarda yaşanmış sahte gübre konuları da gündeme geliyor. Özellikle ekonominin ve piyasanın Dalgalı olduğu böylesi dönemlerde sahte gübre olayları da oldukça fazla oluyor. Çiftçilerimizin buna kesinlikle dikkat etmeleri gerekiyor. Güvendikleri, bildikleri bayilerden bu alışverişlerini, gübre alışverişlerini yapmalarını tavsiye ediyoruz. Şüphelendikleri gübreleri kesinlikle tarlalarına atmadan önce gübre analizlerini yaptırmalarını da tavsiye ediyoruz. Çünkü gübreyi tarlaya attıktan sonra geri dönüşü maalesef olmamakta. Çiftçilerin iklimin kurak gittiği, üretimin zor olduğu dönemlerde birim alanlardan en yüksek verimi almaları gerekiyor diyen Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırköz konuşmasını şu cümlelerle noktaladı. İnşallah bu yıl bol yağışlı bir yıl olur. Konya Ovası'nda kıraç alanlar tabii yağışları bekliyor. Ee, sulu alanlarda ekilişler gerçekleşiyor. Tabii maalesef yağmurlar yağmadığı için çiftçilerimiz ektikten sonra e, tarlalarını sulamak zorunda kalıyorlar. E, çünkü e, çıkış çok önemli. Hububatta çıkışı e, yeknesak bir şekilde sağlandıktan sonra e, arkasından yapılacak bakımlarla e, yüksek verimler alınabiliyor.